Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir otelde düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öğretmenlerle buluştu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını söyleyerek şunları aktardı. Gaziantep'te eğitimle ilgili diğer sektörlerde olduğu gibi hiçbir şey eskisinden daha kötü değil. Bu şu anlama gelmiyor. Bütün sorunlarımız çözüldü. Hiçbir sıkıntımız yok. Her şey güllük gülistanlık değil. Ama şu an devam eden 4000 dersliğimiz var. İnşaatın tamamlandığında okullarımızın %70'i tekli eğitime geçmiş olacak ve tamamının geçmesi için de yeni yatırımlara ihtiyaç var. Yeni yatırımları da Adalet Bakanımızın önderliğinde milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer bu konunun tarafları takip ediyorlar, takip edeceğiz. Etkinlikte öğretmenlere seslenen Başkan Fatma Şahin, öğretmenlerin büyük fedakarlıklar gerektiren bir konumda yer aldığını bildirerek, "Siz bizim istiklalimiz ve istikbalimizsiniz," dedi. 2014 yılında başkanlığa başladığım zaman ilk talimatımdı. İlk talimatım büyük okul onarımlarının yapılmasıdır. Daha ilk icraatımız. Islak zeminler, Atatürk köşeleri, okullara dair özellikle göç alan bölgelerde. Baktığımızda okullara yakışmayan olan bütün o onarımlara girdik. Daha ilk icraatımız olarak girdik. Okulu merkeze aldık. Öğretmeni merkeze aldık. Çocuğu merkeze aldık. Kalbimizi aldık, yüreğimizi aldık, aklımızı aldık. Ve bu alanda yapılması gereken ne varsa yola çıktık. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de vatanını, milletini bilen nesiller yetiştirmek konusunda büyük bir gayret gösteriyoruz. Bizler eğitimciler olarak 21. yüzyıldaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bugün yetiştirdiğimiz evlatlarımızın öncü nesiller olarak yarın bizleri temsil edeceğini biliyoruz diye konuştu. 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bir şekilde rekabete hazır, dünyanın her yerinde ismini zikredebileceğiniz bireyler yetiştirmek üzerine kurgulanıyor. Ama diğer kanat da çok önemli ve çok kıymetli. Özellikle bu kanatta sanattan anlayan, spordan anlayan, kendini gerçekleştirme konusunda çabası olan bireyler. Özellikle vatanını, milletini, dinini, diyanetini, bayrağını, devletini bilen, tanıyan nesiller yetiştirmek konusunda büyük bir gayretimiz var, büyük bir azmimiz var. AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, meslektaşlarımla birlikte burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum, diyerek sözlerine şöyle devam etti. Meslektaşlarımla da birlikte olmaktan bugün çok mutluluk duydum. Çünkü aynı zamanda mimarlık bölümü öğretim üyesiydim. Ve bugün o öğrencilerle birlikte olmanın gününü, anını, güzelliklerini sizleri görünce tekrar gözümün önünden geçti. Çok özel bir meslek, çok değerli bir meslek, kutsal bir meslek öğretmenlik. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, "Eğitmek ve öğretmek dünyanın en zor işidir. Öğretmenlik azim ve sabır gerektiren bir meslektir. Bu nedenle siz değerli öğretmenlerimiz her türlü takdiri hak ediyorsunuz," dedi. Eğitim ve öğretim, eğitmek ve öğretmek dünyanın en zor işi dediler. Gerçekten öyle. Azim, sabır, kararlılık, çalışkanlık ve her şeyden önce fedakarlık isteyen bir meslek. Ve sizler bu mesleğin mensupları olarak her türlü saygıyı, her türlü takdiri zaten hak ediyorsunuz. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise şunları dile getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in en büyük okulunu kurmuş. Nasmek olarak, kendilerine burada bir eğitimci olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, Kaymakamlarımıza eğitime yaptıkları Gaziantep'i Gaziantep yapan değerleri onurlandırdıkları için, bunları yücelttikleri için hepsine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmaların ardından öğretmenler arasında düzenlenen tenis turnuvasında dereceye girenlere Fatma Şahin tarafından ödülleri verildi. Evet, artan öğretmenimizin... Evet.
Etkinlikte salonu dolduran öğretmenler hep birlikte bayrak türküsünü söyledi.